Hocam. Buyur. Ateş olayı sizle başladı. Söylediğimde günden beri kendimden nefret ediyorum. Ortalık odun dolu. Ya ben ateş yakmaya çalışıyorum. Ondan dolayı sağda sola olmuş olabilir. Yakar mı sizce ateşi? Sence? Bence yakarım sence. Saçma zaten sorusu olsa ya. Ateşi yakmadın ve üçüncü gün yemek yiyorsun. Ben de izin verdim. Tüledeki arkadaşların sana karşı olan tavırlarına vesaire şey yap. Senin bir ara malzemelerin kayboldu. Ben bugün o balkona gittiğimde yanacak umuduyla kesin yanacak ama sen değişine gittin. Manzara beni kırdı yani. Evet, yakamadım. Yunus yakamazsa ne olur ki? Yunus yakamazsa bir sürpriz olmaz. Hani adamın gıcık bir tavrı var ya, bir kılık bulacağını düşünüyor. Yok bilmem ne böyleydi, böyle bir kılık. Yok benim odunumu sobaya attınız. Yunus akşam oldu. Akşam oldu. Ya. Hala yakamadım. Akşam oldu. Yakamadım. Ne oldu parmağına? Kestik. İş kazası. Whoa, scrappy little blaze, huh? Oh my god, the fire's got a gun! Tavrına dair şunu betimlememiz lazım yani, Yunus gıcık yani. Aslında temel konu şuradan çıktı. Bunların hepsi bahaneydi işte, 2000 yıl önceye dönsen, zaman makinesi falan. Yani adam ateşle uğraşırken biraz hani bizden uzak duruyor falan ya. Yani onu biraz daha ikaz etmekti falan. Hiç olsa yarım saat 45 dakika dışarıda bir yerde duruyor yani.